Sıcak bir yaz günüydü. Ufak bir kervan yola çıktı. Ümmü Eymen, Allah Resulü'nün dadısı Ümmü Eymen, yanında annesi Amine ve çocuk Muhammed. Salat ve selam ona olsun. Beraber gidiyorlardı. Mesafe uzundu. Mekan genişti. Tam 500 kilometre. Deve adım adım gidiyordu. Üşümesin geceleri, güneşten etkilenmesin gündüzleri diye devenin üzerine bir çardak yapmıştı Amine. Sevgili peygamber, 6 yaşındaki peygamber o çardağın içindeydi. Adım adım Medine, Yesrib. Yorgun kafile, süzgün kafile ulaşıverdi Yesrib'e. Dostlar, dayılar ziyaret ediliyordu. Amine'nin sevgisine diyecek şey yoktu. Kabarıyordu her dem, her saniye. Hazreti Abdullah, yani Resulullah'ın babası vefat ettiğinde yaşı 18 veya 20 civarındaydı. Küçüktü. Gençti, delikanlıydı daha. Amine doyamamıştı Abdullah'ına. Şimdi özlüyordu onu. Mezarının başında özlemini gidermeye gayret ediyordu. Kaldı saatlerce Abdullah'ın yanı başında. Kalıverdi saatlerce o mekanda. Akşam bir araya geldiler. Allah Resulü'nü kucağına aldı Amine, annesi. Sarıverdi oğlunu, sarmaladı oğlunu. Allah'ın Resulü başını annesinin göğsüne dayıyordu, kokluyordu. Çok koklayamadı sevgili annesini. Bir garip birbirlerine sarılıyorlardı. Sanki veda eder gibi, sanki veda eder gibiydi. Garipti. Resulullah'ın başını kokluyordu Amine. Kokluyordu. Kucaklıyordu sonra onu. Muhammed'im diyordu. O da sarılıyordu annesine. Hiç bırakmak istemiyordu. Annesinin kokusunu hiç kaybetsin istemiyordu. Hiç kaybetmedi hayatı boyunca. Hep duydu, hep özledi. Hep özledi. Medine'de tam 6 ay kaldılar. 6 ay. Amine her gün genç yaşta vefat eden beyi Abdullah'ın mezarındadır. Hep onun yanındadır. Hiç ayrılmaz. Nihayet yolculuk vakti geliverdi. Çatı verdi. Hadi diyordu Mekke'ye doğru Muhammed'im. Hadi diyordu. Hazırlanıyordu kervan ve Ümmü Eymen, Allah Resulü'nün sevgili dadısı Ümmü Eymen. Ziyaret ettiler dayılarını. Tam gidecekleri esnada Amine diyordu ki, deveyi son kez salıverelim, uğrayalım Abdullah'a, mezarını ziyaret edelim bir daha. Duruyorlardı Abdullah'ın mezarında. Mezarın altındaki genç delikanlıya elveda diyorlardı. Vefatından 6 yıl sonra. Sonra yolculuk başlayıverdi. Hava soğuktu. Sert bir rüzgar vardı. Birden bir fırtına başladı. Öyle bir fırtına ki
yüzlerini okşuyordu. Öylesine kabartıyordu her şeyi rüzgar. Tozlar kalkıyor, kumlar kalkıyor. Nebiler Nebisi'nin, küçük Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek yüzünü yalıyordu rüzgar. Ama Amine'de bir gariplik vardı. Garipti Amine, garipti. Bir halsizlik hissediyordum. Sönükleşiyordu. Sessizleşiyordu. Allah'ın Resulü tedirgindi. Ne vardı annesinde? Neyi vardı annesinin? Rüzgar dini verdi. Kesildi fırtına. Sessizlik vardı alemde. Sessizlik vardı kainatta. Her şey lal ve ebkem kesilmişti sanki. Sessizlik vardı. Ümmü Eymen, hanımcığım ne oldu dedi. Bir şey mi var? Vücudumda bir yorgunluk hissediyorum. Bir halsizlik hissediyorum Ümmü Eymen, bereke. Ne var bilemiyorum diyordu. Uzanıyordu Amine. Ebva denilen mekanda, Medine yakın o yerde uzanıyordu. Yere uzanıyordu. Allah'ın Resulü annesinin yanı başında etrafında bakıveriyor. Ne oldu anneme? Hasta mı? Birdenbire ne oldu? Hiçbir şeysi yoktu Medine'de sevgilinin yanındayken. Hiçbir şey yoktu annemin. Sönükleşiyordu Amine. Gözlerindeki ışık azalıyordu birdenbire. Hissettim. Hissetti. Muhammed'inden kopacağının farkına vardı. Hissedermiş anneler. Anlarmış anneler. Anne gibi olmak. Anneyi sevmek. Anne gibi yar bulabilmek. Ne mümkün. Hele Amine gibisini. Ne mümkün. Doğrusu her yürekte her anne bir Amine gibidir. Doğru ya. Her yürekte, her anne için, her çocuk bir Muhammed Aleyhisselam kadar sevilir. Ama anneler, Muhammed Aleyhisselam'ı gelin hep beraber çok sevelim. Her şeyden çok, herkesten çok. Bir ara baktı, annesinin gözlerinde damla damla yaşların çoğaldığını gördü. Gözleri doluyordu annesinin. Amine'nin gözleri doluyordu birdenbire. Bir gariplik vardı annesinde. Allah Resulü oturdu yanına. Nazik elleriyle, çocuk elleriyle annesinin yüzünü siliverdi. Annesinin dudaklarından şu cümleler dökülüyordu. Her diri olan ölecektir. Her yeni olan eskiyecektir. Her yaşlanan fani olacaktır. Ben de öyle. Lakin ben bir hediye bıraktım. O şanımı yüceltecektir. Ben arkamdan temiz bir evlat bıraktım. Allah Resulü annesine doğru şöyle yönelirken tuttu Resulullah'ın başından. Allah Resulü'nün başını, Muhammed'in başını Amine göğsüne dayadı. Burnunu Peygamber Efendimiz'in saçına dayadı. Kokluyordu. Muhammed Aleyhisselam'ı kokluyordu. Bir garip oldu. Allah Resulü de kokladı annesini. Sonra birdenbire başı geriye düştü Amine'nin. Ne oldu anlamadı. Çöl sessizleşti birden. Kulaklar duymuyordu sanki, gözler görmüyordu sanki. Her şey bir garip oluverdi. Anlamadı ilk an. Ne oldu anneme? Ümmü Eymen sessiz duruyordu, konuşmuyordu. Elleri yavaş yavaş
Allah Resulü'nün başından kayıverdi Amine'nin. Düştü elleri yere. Gözlerini açıverdi Resulullah. Ümmü Eymen ne oldu, ne oldu? Sustu Ümmü Eymen. Evlat, babana olan oldu. Babana olan oldu. Babama ne oldu? Annen öldü dedi. Yankı yapıyordu. Annen öldü diye. Çöllerde yankı yapıyordu ses. Annen öldü diye. Doruldu birden. Annesinin gözünden akıveren yaşı minicik elleriyle siliverdi. Allah'ın Resulü. Sonra birdenbire hışkırdı. Anlıyordu şimdi. Gitmişti annesi. Kaybetmişti Amine'yi. Kaybedivermişti. O gül, o güzelim kokusunu duyabileceği, koklayabileceği tek varlığını kaybetmişti. Fark ediyordu şimdi. Baba yoktu, anne yoktu. Çocuktu henüz, 6 yaşındaydı, bir garipti. Şimdi tam yetim, tam öksüzdü. Ağlıyordu. Ümmü Eymen eğildi. Amine'nin gözlerini kapatıverdi. Bağladı çenesini. Kefenliyordu. Öyle donup kalmıştı Resulullah. Donuvermişti. Bir ara eğiliverdi. Annesinin ellerini tuttu. Baktı, yavaş yavaş soğuyordu elleri. Tutuverdi ellerini. Sımsık. Gitme der gibi. Bırakma yetimi der gibi. Tutuverdi sımsık. Ve bütün hayatı boyunca özledi hep. Özlemledi hep. Abva'ya götürdüler onu. Medine'ye yakın Abva köyüne. Kazıldı mezar. Abva'nın köylüleri bu genç hanımı, yaşı henüz belki 23'e 24'e ulaşmamış bu genç hanımı sarmalıyorlardı. Mezara doğru götürüyorlardı. Mezara koyduklarında Resulullah'ın 6 yaşındaki Muhammed Aleyhisselam'ın hıçkırıkları duyuluyordu. Ebu'a sessizleşiyordu. Sonra bütün köylüler ağlıyorlardı. Ağlayan çocuk için. Anasına ağlayan çocuk için ağlıyordu herkes. Minicik elleriyle ilk toprağı atıverdi. Atılıverdi toprak Amine'nin üzerine. Kainat körleşiyordu sanki, sessizleşiyordu her şey. Sevgililer sevgilisim. Ve toprağın altına konu verince bir yalnızlık hissetti Allah'ın Resulü. Hayatı boyunca hep hissetti onu. Hiç unutmadı ama hiç unutmadı. Hep hissetti, yalnızlığını hissetti. İbn-i Sa'd anlatıyor. Meşhur sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Aradan demek ki kaç yıllar geçti? Kaç yıllar? 6 yaşındaydı Resulullah. Yaşı 60'a varıyordu. Daha doğrusu 58 belki. Hudeybiye'den sonradır. Çok sonra. Kaza umresini yapacaktır. Medine'dedir. Cemaat hep beraber oturuyorlar. İbn Mesud diyor ki, baktık birden Resulullah ayağa kalktı. Hiç kimseye bir şey söylemedi. Adım adım yürüdü. Biz sahabe arkasından kalktık. Takip ediyorduk onu. Bir yere doğru gidiyordu. Sessizce biz de gittik. Adım adım takip ettik onu. Nereye gidiyordu? Baktık gitti. Bir yere çömeliverdi orada. Oturdu. Ellerini açtı. Allah'a yalvarıyordu, dua ediyordu. Biz doğrusu anlamadık. Sessizce oturduk cemaat.
cemaat. Onu seyrediyorduk. Bir ara baktım diyor İbn-i Mesud. Allah Resulü'nün belki hayatta ilk kez hıçkırarak ağlamaya başladığını gördüm. Allah Resulü sarsılıyordu. Öylesine ağlıyordu ki Resulullah'ın sesini biz cemaat hep beraber duyuyorduk. Hıçkırıyordu, sesli sesli ağlıyordu. Vücudunun hareketinden ağladığını, hıçkırarak ağladığını da anlıyorduk zaten. Garipsedik, garip hale düştük, gariplendik birden. İbn-i Mesud anlatıyor, baktım diyor, oturan bizler de ağlamaya başlamışız. Resulullah ağladığı için ağlıyorduk. Doğrusu niye ağladığımızı biz de bilmiyorduk. Allah Resulü ağladı diye ağlıyorduk. Uzun bir devam ediverdi böyle. Sonra kalktı Resulullah. Bize doğru geldi. Mübarek sakalları ıslanmıştı. Öylesine ağlamıştık. İçimizden Ömer birden cesaretlendi. Resulullah'a doğru gitti. Dedik ki ey Allah'ın Resulü niye ağlıyorsunuz? Ne oldu ki ey Allah'ın Resulü? Tuttu baktım Ömer'in elinden. Niye mi ağlıyorum dedi. Neden ya Resulallah? Bir daha sordu. Niye mi ağlıyorum dedi. Evet ey Allah'ın Resulü. Biz de merak ettik. Sizinle beraber biz de ağladık. Ama niye ağlıyorsunuz bu kadar? Seslice ağlıyorsunuz. Hıçkırarak ağlıyorsunuz. Ne oldu ey Allah'ın Resulü deyince döndü bize. Şurayı görüyor musunuz dedi. Burada bir mezar var. Kim biliyor musunuz? Kim ey Allah Resulü? O benim annem Amine'nin mezarıdır. Anamı ziyarete geldim. Ben Allah'tan annem için istiğfar etme, annem için Allah'a yalvarma için izin istemiştim Ömer. Allah bana müsaade etti. Geldim sevgili anneme. Onu hatırlamak için yeniden, dua etmek için geldim. Ağlayışım hasrettendir, annemi özlememdendir. Sessizleşti Resulullah, sessizleşti Ömer. Kimse konuşmuyordu, kimse konuşamıyordu. Sevmek ve özlemek, hep hasret kalmak, yanmak, iç alemde heyecanlar yaşamak, fırtınalar yaşamak, onu nihayet bir anda açığa çıkarmak, tahammül edememek, sabredememek, üstünü örtememek, öteye gidememek. Buna da peygamber hasreti diyelim, peygamber özlemi diyelim. Ve sonra biri gelecekti Resulullah'a. Diyecekti ki ya Resulallah şehit olmak isterim. Duracaktı, sakinleşecekti. Sükunet bulacaktı. Annen yaşıyor mu diyecekti. Belli ki Amine'yi hatırladı o dem. Yaşıyor ya Resulallah deyince gülümsedi. Onun adına seviniyordu belki. Kim bilir. Annene git. Onun ayaklarının dibinde oturuver. Dizinin yanında oturuver. Annen sana dua etsin. Sen gelme bizimle diyordu. Sonra devam ediyordu. Bilmiyor musunuz? Cennet annelerin ayakları altındadır. Öğretiyordu. Sonra dudakları birden titriyordu. Belli ki yeniden Amine'yi hatırlamıştır. Belli ki hiç unutmadı Amine'yi. Belli ki hep özlemini duyuverdi Amine'yi hatırlamıştır. Bilir misiniz demiştir. Bazen bir namaza başlarım da namazı çok uzun kılmak isterim. İçimden öyle bir duygu gelir. Uzun sure koşmak yani. Uzun ayetler okumak isterim. Sonra birden bir çocuğun ağlamasını duyarım. İniltisini duyarım da namazımı hafifletirim. Kısa ayetler okurum. Anne üzülmesin diye. Anneler üzülmesin diye. Sonra
kainata yankı yapacak. O şu cümleleri ifade eder. Arzu ederdim diyor. Ne müthiş bir arzu. Ne hasret. Yakan bir hasret. Yakıveren bir hasret. Arzu ederdim diyor. Keşke babam veya şayet babam ve annem yaşamış olsalardı ve ben de namaz kılıyor olsaydım. Anam veya babamdan biri ben namazdayken Muhammed diye seslenselerdi de namazı bozsaydım, efendim deseydim onlara, efendim deseydim, namazı bozsaydım, efendim deseydim. Kim daha güzel anlatabilir anne sevgisini? Kim daha güzel anlatabilir baba rahmetini? Söyler misiniz bana? Bu özlem öylesine yükselecek, öylesine yücelecekti ki sevgili Fatıma'sını, genç kızını çağırıverdiğinde Allah Resulü bazen Fatıma derdi, bazen gel bakayım bana, gel. Babasının anası gel bakayım diyecekti. Fatıma'yı ana yerine koyacaktı. Anne özlemi. Annelerinizin elini öpün. Annelerinizi sevin. Dünyalarla değişmeyin onu. Bütün dünyayı önünüze koysalar. Bütün dünyayı, bütün dünyayı, bütün kainatı, içindeki her şeyiyle önünüze koysalar. Deseler ki bir saniye annenizden dargın kalır mısınız? Bir saniyenin bedeli, bütün dünya, o bedellerin tümünü ayak altına alın. Annemin bir saniyesi bütün kainatlara bedeldir deyiniz, deyiveriniz. Cennetin kapıları açılacak, rahmet gelecektir. Selam annelere, selam annelere, selam annelere ve sonra selam babalara. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Konuşuyordu. Onu hep dinliyorlardı. Hep dinlediler. Hep sevdiler. Kimi sevmedi ki? Sevmeyenler göremeyenlerdi. Görmeden bakanlardı. Kalplerini katılaştırmış olanlardı. Göremeyenler. İçeri girdi birden Ebu Bekir. Hayretten dona kaldı, donup kalıverdi Sıddık. Hayretle bakıyordu. Sevgililer sevgilisinin gül simasına, güzelim simasına bakıp kaldı, bakıp kaldı. Hayret ediyorum diyordu. Ey Allah'ın Resulü, hayret ediyorum. Birkaç gün öncesinde gördüm sizi. Ama ne oluyor son zamanlarda? Birdenbire saçınızdan beyaz tüyler çoğalıverdi. Ne oldu ey Allah'ın Resulü? Dinledi birden Sıddık'ı. Dinleyiverdi biraz. Sonra öyle dedi. Sıddık diyordu. Beni Hud suresi, Nebe suresi ve diğer sureler İhtiyarlattı beni diyordu. İhtiyarlatıyordu sureler. İhtiyarlatıyordu vahiy. Düşündürüyordu Zirat peygamberi. Aymazlığa alıverdiğimiz, bakıp durduğumuz ama ibret alamadığımız ayetler, okuyup geçiverdiğimiz, hayatımıza hiç tatbik etmediğimiz ayetler,
ürpertiyordu peygamberi. Allah'a en yakın olan kulu ürpertiyordu. Saçımı ağrıttı diyordu Hud suresindeki ifadeler. Ürperiyordu peygamber. Sarsırıyordu peygamber. Sevgililer sevgilisi, sonsuz salat ona, sonsuz selam ona. Zaman saadet dönemi, şehir Medine ve Mescid-i Saadet oturuyorlardı. Bir heyet sizi görmeye geldi ya Resulallah dediler. Sizi görmek istiyorlar. Sevenler gelivermişler. Lütfeder misiniz? Kalkar mısınız? Görüşür müsünüz? Bir sürün gibi süzülüverdi sevgililer sevgilisi. Bekliyordu heyet. Sıcak karşıladı onları. Hep öyle yapardı zaten. O birini görüverdi. Allah Resulü'nü görür görmez titreyen birini görüverdi. Köyden gelmiş, badiyeden gelmiş biri. Allah Resulü'nü görünce titriyor, korkuyordu. Anladı onun korktuğunu. Peygamberi bir kral mı sanıyordu? İmparator mu sanıyordu? Öyle sanmış biriydi zannediyorum. Tutuverdi, sımsıcak ellerinden tutuverdi. Gülümsüyordu yüzüne, gülümsüyordu köylünün yüzüne. Arkadaş diyordu. Niye titriyorsun öylesine? Ben diyordu. Mekke'de siyah ekmek yemiş. Beni öyle büyütmüş. Bir kadının çocuğuyum. Kral değilim. İmparator değilim. Rahat ol diyordu. Rahatlatıyordu bir ümmeti. Bir ümmetin yüzünü artıyordu. Rahatlatıyordu. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeye alışmış olan bir milleti sarsıyordu. Öyle bir sarsıyordu ki yeryüzünde eşi görülmemiş, benzeri görülmemiş bir inkılap yapıyordu. Bugün dahi sayıklıyoruz ve saadet döneminde o orta çağın karanlığına güneş gibi doğuveren, o orta çağı bir rahmet haline çeken, bugün aramıyor musunuz peygamber sıcaklığını? O orta çağda oluşuveren peygamber sıcaklığını özlemiyor musunuz? İnsanlığın ihtiyacı yok mu ona? Ne dersiniz? Namaz kıldıktan sonra, sabah namazını kıldıktan sonra uzanıverdi biraz. Uzanırken mübarek avucunu açardı, mübarek başının altına koyardı, sağ tarafına uzanırmış, uzanırdı. Öylesine güzel uyuyordu ki bir an hayal dünyamızda yanaştık yanına, dokunmak istedik, yastığını düzeltmek istedik, gül simasını seyretmek istedik, yanaşıverdik, sonra her şey kayboluverdi. Serapmış meğer. Ulaşmak ona, dokunmak ona, içten sevebilmek ama tam sevebilmek. Serapmış meğer. Namaz kıldırıyordu bir gün. Cemaat arkasında saf saf. Ne severlerdi onu. Ne çok severlerdi. Kimse sevmemiş. Onun sevildiği kadar sevilememiş kimse. Kimse sevememiş. Sahabenin onu sevdiği kadar. Bir ara hızlandırdı namazını. Adeti olduğu gibi değil, daha erken bitirdi namazı. Yani daha kısa ayetler okuyarak bitiriverdi namazını.
hep uzun namaz kılmak isteyen peygamber arkasında duruveren sahabi hayret ediverdi. Keşke biraz daha uzatsaydı. Hep öyle derlerdi. O güzelim simadan, o güzelim ayetleri dinlemek isterlerdi. Soru verdik. Ey Allah'ın Resulü, bugün namazı kısalttınız. Hızlı okudunuz. Daha erken. Bir kadının üzüntüsünü hissettim dediler. Ağlayan bir çocuk duydu namazdayken. Çocuk ağladı, anne üzüldü. Çocuğun üzüntüsünü, annenin çocuğunun ağlamasından dolayı hissedeceği üzüntüyü hissettim. Namazı hızlandırdım diyordu. Orada bulunmayı istedik. Cemaatin içinde, o safların içerisinde olmayı, onun o mükemmel simasını görmeyi, onun o güzelim sesini duymuş olmayı özledik. Duyar gibi olduk. Sonra her şey birden kayboldu. O da serapmış meğer. Serapmış meğer. Ebu Mes'ud el-Bedri, sahabeden bir zat. Kendine ait bir kölesi vardı. İslam köleliği peyderpey kaldırıyordu. Elinde kırbacıyla kölesine vuruyordu. Birden bir ses duydu. Kızgın bir ses. Ebu Mes'ud. İrkildi birden. Kim bu sesin sahibi? Dönüverdi. Nebiler serüvenini gördü. Güzeller güzelini. Sevgili peygamberi gördü. Arkasında duruyordu. Ebu Mesud'a bakıyordu. Çok sert bakıyordu. Ebu Mesud titrediğini hissetti. Sen diyordu ona. Sen. Şu köleyi kırbaçlıyorsun. Bilesin ki senin ona gücünün yettiğinden daha çoğuna Allah'ın gücü sana yeter. Senin kudretin ona yetiyor. Allah'ın da gücü sana yeter diyordu. Düşüverdi elinden kırbaç. Ebu Mesud'un. Ya Resulallah diyordu. Vurduğum kırbacın bedeli nedir? Nasıl kurtulurum bu kırbacın bedelinden? O köleyi azat edersin. Evine gönderirsin diyordu. Bırakırsın. Hürriyete ulaştır onu. Ebu Mesud dönüyordu kölesine, seni Allah adına salıverdim, gidiver diyordu. Seviniyordu Gülsiba, seviniyordu. Aksi halde ateş sana dokunur diyordu. Ateş sana dokunur diye Ebu Mesud. Orada bulunmuş olmayı özledik. Ebu Mesud'un düşürdüğü kırbaca baktık. Bakmak istedik. Kırbacı kaldırmak istedik. Her şey kayboldu. Meğer serapmış. Serapmış meğer. Bir gün bir yolculuktaydılar. Sahabeyle beraber. Konakladılar birden. Bir ara konakladılar. Abdest alacaklardı. Sahabe-i kiram bir kuş yuvası gördü. Kuş yuvasında iki yavru vardı, bir de anneleri. Anne kaçıverdi, kalamalık görünce. Sahabeler yavruyu aldılar. Oynaşıyorlardı yavruyla, oynuyorlardı. Abdestten döndü sonra. Ana kuşun kuşağızın dolaşçını gördü. Feryat ediyordu. Yavrularını arıyordu. Ne bilsin ki kuş? O yavrular merhametli sahabenin avuçlarında. Nerede bilsin ki?
feryat edip duruyordu. Döndü birden görüverince, o kuş niye bağırıyor dedi, nesi var ki? Sahabe gösterdiler, ey Allah'ın Resulü dediler, yavruları aldık yuvasından, anaları o, onun için bağırıyor deyince, Subhanallah dedi, niye o anneyi hasrediyorsunuz, niye onu üzüyorsunuz, niye onu mahzun ediyorsunuz? Koyuverin evlatlarını, yavrularını koyuverin, duruversinler, dokunmayın diyordu. Orada bulunur gibi olduk. Sahabi yavruları koyarken uzattık ellerimizi, dokunabilir miyiz yuvaya? Sahabi ellerine dokunabilir mi ellerimiz diye uzattık ellerimizi, yavruların konduğu yere dokunabilir miyiz diye. Kayboldu her şey. Selahmış meğer. Selahmış meğer. Bir sahabi vardı, Cabir. Çocuktu. Sevgili peygamber döneminde çocuktu Cabir. Cabir'in bir özelliği vardı. Yanağı hep gül kokardı. Gül kokan sahabi. Yanağı hep gül kokardı. Bir de yanağı hiç ihtiyarlamazdı. Yaş ilerlerdi. Cabir'in yüzü siması hep genç kaldı. Bir gün sordular, Cabir dediler, nedir bu hikayeyi anlatır mısın? Anlatıverdi. Dedi ki Allah'ın Resulü mescitten çıktığında mahallenin çocukları hep koşardık, koşuşurduk. Dokunabilir miyiz ona, yanına gidebilir miyiz diye tutardık onu, cübbesini, ayaklarını, bacaklarına sarılırdık. Ne güzel kokardı. Elleriyle başımızı okşardı. Okşardı bizi. Tatlı şeyler verirdi bize. Merhametli bir dede, merhametli bir baba. Çocukları çok severdi. Bazen bizimle oynardı. Koşuştururdu bizimle hafif hafif şöyle. Çocuklar gibi. Gülümserdi bazen. Hoşlanacağımız şeyler söylerdi. Sonra şeker dağıtırdı bize. Hadi gidin evlatlar oynayın derdi. Biz güvende olduk mu sevinirdi. Ne çok severdik onu. Bir gün yine öylesine bir gündü. Bütün çocuklar toplanmıştı. Sarılmıştık. Sarmalamıştık onu. Gitti çocuklar. Ben kalıverdim. Gitmedim. Bırakmadım. Baktım. Başım okşadı. Yanaklarıma dokundu. Benim gitmediğimi görünce. Şöyle yanaklarıma dokunuverdi. Okşadı beni. Sonra dedi ki bana. Hadi çocuk dedi. Sen de koşuver arkadaşlarımla beraber. Koşu. Koştum. Anlatırken tıkanır Cabir. Anlatırken. İşte der işte. Benim yanağımdaki güzel koku o günden başladı. Eli deyiverdi ya bana. Yanağıma dokundu ya. İşte koku o gün başladı. Sırf mübarek eli yanağıma değdiği için yanağımda hiç yaşlılık alameti belirmez. Bulunmuş olmayı özledik orada. Cabir'in dokunduğu anda ona, Cabir'e dokunduğu anda, Cabir'in yanında olmuş olmayı, o çocukların arasında bulunmuş olmayı, onun o tertemiz eliyle dokunulmuş olmayı ne kadar özledik, ne kadar özledik. Rüyalarımıza giriverdi. Hasret çektik. Hasret. Sonra kayboldu. Meğer selam. Hepsi selam.